Benim adımı yazma sen. Bunun neye faydası var? Önce elleri kınayla boyuyor, sonra yıkayıp çıkarıyoruz. Oysa aşk ölmeyen bir duygu. Bir kere seversen, onu her zaman seversin. İşhani canım. Ben babaannem. Birazdan orada olurum. Seni oradan alıp Şekar'ın evine götüreceğim. Düğüne bir gün kaldı. Kayınların da zerdeçal adeti bugün yerine getirilsin istiyorum. Tamam babaanne. Bir an önce gelmeye çalış. Seninle konuşmam gereken önemli bir şey var. Tamam canım, ben yoldayım. Biraz daha hızlı gidelim. Geldiğimde konuşuruz. Babaannem ne çabuk geldi. Bayan İşhani Parek. Benim. Kanun namına tutuklusunuz. Tutuklu mu? Hangi suçla? Bay Arvi hakkınızda şikayette bulundu. Evliliğinin önünde sorun olmanızdan endişe ediyor. Bu mahkemenin uzaklaştırma emri. Onlar evlenene kadar siz bu şehirde kalamazsınız. Ne söylüyorsunuz? Bay Arvi benden şikayetçi mi oldu? Bakın, ben bir yanlış anlamı olduğuna eminim. Ne diyeceğim? Ben hemen Ranvir'i arayayım. Onunla konuşunca böyle bir şey olmadığını siz de göreceksiniz. Bana bir saniye verin. Üzgünüm bayan, kimseyi aramaya hakkınız yok. Ne? Niçin kimseyi arayamıyorum? En azından bir yakınım ya da avukatımı arama hakkım olmalı. Bakın, tutuklanan herkesin birini arama hakkı vardır. Siz de buna engel olamazsınız. Şimdi telefonumu bana geri verin. Üzgünüm bayan. Bu mahkeme emri. Şehir sınırları içinde olduğunuz sürece kimseyi arama hakkınız yok. Ne zaman ki şehir dışına çıkarsınız, o zaman istediğiniz kişiyi ararsınız. Götürün onu. Hey, ne yapıyorsun? Komiser lütfen, telefon etmeme izin verin. Ne yapıyorsunuz? Durun. Verme an itibariyle İşhani kaçırmış olmalı. Bebeğim, mutlusun değil mi? Annen çok mutlu canım. Ne var biliyor musun? Evet, hemen İşhani'yi arayıp nasıl olduğunu soralım. Ha? Sakin ol Ritika. Acelen ne? İşhani'yi daha sonra ararsın. Önce gideceği yere varmasını bekleyelim. Bu yanlış. Beni böyle tutuklayamazsınız. Bakın bayan İşhani, işbirliği yapsanız iyi olur. Yoksa zor kullanmak durumunda kalabiliriz. Ailenize biz haber veririz. Bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Eminim biri gelip kefaretle salınmanızı sağlayacaktır. Ama şu an bizimle gelmelisiniz. Gidelim. Hayır, bırakın beni, bırakın. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Ramir böyle bir şey yapmaz. Olanları öğrenince o sizden şikayetçi olacaktır. Bunu o zaman düşünürüz bayan. Şimdi bizimle geliyorsunuz. Efendim, hanımefendi hazırlanmanızı istedi. Terzi birazdan burada olur. Damatlığınız için son düzeltmeleri yapacak. Aa,
Bunu nasıl yaparım? Nişanı severken Ritika'yla nasıl evlenirim? Evet, yola çıktık. Neredesiniz? Batı Ekspres yolunda. 10 dakika sonra Mumbai'den çıkmış olacağız. Güzel. Sizi gören biri oldu mu peki? Hayır, her şey yolunda gitti. Verma, bir şey sakın unutma. İşhani benim için çok özel biri. Onu bir an bile yalnız bırakmayacaksın. Ve ben düğünüm için orada olmadan önce o özel yerine ulaşmış olmalı. Merak etmeyin. Her şey emrettiğiniz gibi olacak. En ufak bir sorun çıkmasına izin vermeyeceğiz efendim. Dinle. Patronunla konuşmak istiyorum. Telefonu bana ver. Zavallı. Benimle konuşabilmek için kendini parçalıyor sanki. Ama şimdi olmaz. Doğru zamanı beklemek gerekiyor. Bu özel günde ona yaptığımız bu özel muameleyi o zaman söyleyeceğim. Bebeğim, ne oldu biliyor musun canım? Telefonda Ishani'nin sesinin titrediğini duydum. Çok korktuğu belliydi. Sonunda biraz rahat edebileceğiz. Şimdi keyifle gidip hazırlanabiliriz, değil mi? Girin. Efendim, Makyöz Hanım geldi. Buyurun. Merhaba efendim. Merhaba, gel lütfen. Giderken kapıyı kapat, olur mu? Ha? Gel. Ben o kadar güzel olmalıyım ki Arvi gözlerini benden ayıramasın. Elbette efendim. Bugün beni gördüğünde bir daha başkasını düşünemeyecek. Hey! Telefonu niçin kapattın? Sana amirinle konuşmak istediğimi söylemiştim, değil mi? Lütfen sessiz olun bayan. Tabii ki amirimizle konuşabilirsiniz ama önce biz işimizi yapalım. Bayım, niçin orman yoluna girdik? Beni hangi karakola götürüyorsunuz? Karakollar basit suçlar ve suçlular içindir. Sizinki üst düzey bir vaka. O yüzden özel bir yerde tutulacaksınız. Oraya vardığımızda neresi olduğunu göreceksiniz. Bakın bayan, sakın bir şeye yeltenmeyin. Sana iyi davranmak için emiri aldık. O yüzden bizi zorlamaya mecbur bırakma. Bize zorluk çıkarma, anladın mı? Bu insanlar beni nereye götürüyor? Babaannem otele varmış olmalı, Şekar da öyle. Ama nerede olduğumu bilmeleri mümkün değil. Ne yapmalıyım? Çok garip. İshani niçin kapıyı açmıyor? Babaanne, belki banyoya girmiştir. Hazırlanması için zaman verelim. Oraya kadar lobide bekleyelim. Ama benimle konuşacakları olduğunu söylemişti. Ve hazırım demişti. Konuşmak istediği her neyse önemli bir şeydi. Ve beni bekliyordu. Bak Şekar, buraya geleli 10 dakikadan fazla oldu, öyle değil mi? Şekar, ben endişe etmeye başladım. Odadan hiç ses gelmiyor. Babaanne, hiç merak etme. Düğün için bu otelde birkaç oda tuttuk biz. O yüzden bütün odaların kart anahtarlarını bana vermişlerdi. Bu odanın anahtarı bende. Al işte. İlk sen gir. İshani hazırsa eğer ben de girerim. Tamam, bekle. İshani'nin evet diyeceğini biliyorum ama neden bu kadar çok korkuyorum ben? Ya odada yoksa, İshani gittiyse? İshani? Şekar! Gel çabuk! İshani burada yok! İshani odada değil!
O halde İshani gitmiş olmalı. Ne demek gitti? Nereye gitmiş olabilir? Demek istediğin bu ihtimal var mıydı? Nereye gitti? Şekar, Şekar cevap ver bana. İshani nerede? O yarın seninle evlenecek. Burada olması gerekirdi. O artık hayatımda yok. Ne demek bu? Demek istediğim, dün ona söylemiştim. Evlenme kararını gözden geçirmesini istemiştim. Çünkü mutsuz olduğunu biliyordum. Bunu gözlerinde görebiliyordum. Ondan tekrar düşünmesini ve cevap vermesini istemiştim. O da bana cevabını verdi. Oğlum. Babaanne, ben iyiyim. Aslında mutluyum da. Çünkü İshani kalbinin sesini dinledi ve kararını değiştirdi. Benim ondan istediğim buydu. İshani mutlaka kendi istediğini yapmalı. Benim isteklerimi değil. Ben sadece o mutlu olsun istiyorum. Bu kararı da eminim onu mutlu edecektir. Çünkü İshani benimle bu evliliğe hazır değildi. Belki gitmesi daha da iyi oldu. Çünkü burada olsaydı, sırf bizi mutlu etmek, iyiliklerimizi ödemek için kendi geleceğini feda edecekti. İshani artık özgür. Kalbinin sesini dinledi. Onu mutlu edeni yapacak. Ben de onun adına çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Yaptığın çok büyük bir şey. Sen müstakbel eşine kararını değiştirmesi için bir şans verdin. Şekar, bu yaptığın yürek isteyen bir şey. Ve senin kocaman bir kalbin var. Biliyorum. Üzüldüğünü görüyorum. Ama senin için Tanrı'ya dua edeceğim. Bir gün gerçek hayat arkadaşını bulacaksın. Ve biliyorum ki o seni çok sevecek. Anlıyor musun? Bilmiyorum babaanne. Benim tek bildiğim İshani'yi çok sevdiğim. Ben gitsem iyi olur. Nereye gidiyorsun? Evime. Bunu aileme de söylemeliyim. Dahası İshani'nin bu kararının Devarş ve Krishan'ın evliliğini olumsuz etkilememesi için bir şey yapmak zorundayım. Babaanne, o ikisi evlenene dek bu konuda kimseye bir şey söyleme. Peki. Tamam. Belki de İshani benimle bunu konuşmak istiyordu. Ama benimle konuşmadan nereye gitmiş olabilir? Bakın, ya siz Ranvir'i arayıp konuşun ya da onunla ben konuşayım. Bayım, sana söylüyorum, duymuyor musun? Tanrım. Burası o yer.
kaçırarak burada ölmüştü. Hazır olun Bayan Savitri. Bayanın gitmemizi istediği yere varmak üzereyiz. Tamam Bay Verma. Bayan mı? Hangi bayan? Bana neler olduğunu söyleyecek misin? Kimden bahsediyorsun? Beni nereye götürüyorsun? Tamam, sakin ol, sakin ol. Bakın, bu oyunu daha fazla uzatmayalım. Size her şeyi açık bir dille anlatayım. Aslında biz polis değiliz. Ne? Kim olduğumuzu bilmen gerekmiyor. Önemli olan gideceğimiz yere varmış olmak. Sen de uzunca bir süre burada kalacaksın. Polis değil misiniz? Sizi bana kim gönderdi? Bahsettiğiniz bayan da kim? Bir arkadaşın. Arkadaş mı? Hangi arkadaş? Söyle bana, kimden bahsediyorsun sen? Bayan Ritika tabii. Ritika mı? Hayır. Bu mümkün değil. Yalan söylüyorsun. O beni niçin buraya getirsin? Çünkü sen onun evliliğinin önünde bir engelsin. Yani bu engel ortadan kalkmazsa o nasıl evlenebilir, değil mi? Bize dediğine göre seni götürdüğümüz yerden daha iyisi olamazmış. Yanılmıyorsam eski aşığın, o da orada ölmüş. Çirag'ı senin öldürmediğini biliyorum. Sen sadece Arvi'yi kurtarmak için bütün suçu üstlenmeyi seçtin. Suç mahallindeki delilleri ortadan kaldırdın. Arvi'nin otomobilini oradan uzaklaştırdın. Kıyafetinden bir parçayı ve bileziğini, küpeni orada bıraktın. Herkes Çirag'ı senin öldürdüğünü düşünsün diye. Böylece kimse Arvi'den şüphelenmeyecekti. Ah tanrım. O halde Ritika bu yeri biliyordu. Söylediklerinden bunu anlamalıydım. Neden o an düşünemedim ki? Evet. Ritika buradaydı. Bu yüzden her şeyi biliyor. Ranvir'in arabasını iterek uzaklaştırdığımı. Ranvir'i işaret eden delilleri yok edip yerine benimkileri koyduğumu. Demek oluyor ki Çırak'ı öldüren Ritika'ydı. Anlamaya çalışarak kendini yorma bayan. Bu arkadaşının sana yolladığı mesaj. Bak şuna. İşhani arkadaşım, niçin böylesin sen? Neden hep başkalarının suçunu sen üstleniyorsun? Çırak'ın öldürülmesini üstlenerek doğru olanı yaptın. Özellikle de benim için. Bana bundan büyük iyilik yapamazsın. Ciddiyim. Ben de bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Ama artık benim bir işime yaramazsın. Aslına bakarsan planlarımın önünde engelsin. O yüzden veda etme vakti geldi. Aklında sayısız soru olduğunu tahmin etmek zor değil. Ama merak etme. Çırak'ın yanına gittiğin zaman o her sorunu cevaplayacaktır. Elveda.
Ah! Affedersiniz. Benim hatam, özür dilerim. İşi bitti. Bizim de öyle. Şimdi bayana güzel haberi verelim ve paramızı alalım. Özür dilerim. Önemli değil. Ranvir canım, ne oldu öyle bağırdığını duydum. Yok bir şey teyze. İğne kazara parmağıma battı. İğne mi battı? İğne battı diye mi avaz avaz bağırdın? Hayır, sadece biraz gerginim. Öyle mi? Ama gelin dediğin gergin olur canım. Müstakbel damatlarsa hep heyecanlıdır. Ha, değil mi? Dur bakalım. Çok şık oldun tatlım. Terzi kardeş. Dört dörtlük bir iş çıkarmışsın. Ranvir canım, iyi misin? Yüzünden düşen bin parça. Oysa sana gülmek çok yakışıyor. Ha? Ritika'nın yanına güler yüzle git ki seni öyle görüp mutlu olsun. Yüzünün güldüğünü gördüğü zaman bu onu da rahatlatacaktır canım. Evet, işte böyle. Terzi kardeş, seninle konuşmam gerek. Bu telefona bakmak zorundayım. Ama özel bir konu. Bana biraz izin verin lütfen. Evet, söyle. Hanımefendi merhaba. O iş tamam. İşhaneyi hallettik. Onu istediğin yere yolladık. Gittiği yerden seni bir daha rahatsız edemez. Çok teşekkür ederim Bay Verma. Bununla beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Son bir şey daha. İşhani'nin cesedinin fotoğrafını çek ve bana yolla. Ölüsünü gözlerimle görüp emin olmak zorundayım. Ölümünün kanıtı benim için en güzel düğün hediyesi olacak. Hanımefendi, İşhani'yi arabayla birlikte bir uçurumdan aşağı attı. Yani uzun bir düşüş oldu. Sağ kalmış olamaz. Sen hiç film izlemiyor musun Bay Verma? Yüksek bir yerden düşmüş olması öldüğü anlamına gelmez. Bazen kurtulanlar da oluyor. Mucizeler hep olur Bay Verma. Ve ben düğün günümde böyle bir mucize... istemiyorum Bay Verma. Sen de kalan paranı almak istiyorsan eğer... o fotoğrafı çek ve bana yollan. Bizden İşhani'nin fotoğrafını çekmemizi istiyor. Hadi durmayın, yürüyün. Hadi gidelim. Bugün düğün fotoğrafların bile umrumda olmaz. Önemli olan tek şey İşhani'nin cesedinin fotoğrafı. Evet, beni ancak bu mutlu eder. Mayuri! Orada ne yapıyorsunuz siz? Hadi, bir an önce makyajımı bitirin. Biliyor musunuz, düğünün başlamasına az bir zaman var. Gelinin geç kalmasını istemeyiz, öyle değil mi? Yarınki gelin alayı için bütün hazırlıklar artık tamam. Ben öyle sabırsızım ki. Aklıma ne geldi biliyor musun canım?
Çakar'ın bütün o eski kız arkadaşlarını düşünüyorum da hepsinin düğünde burada olduğunu hayal edebiliyor musun? Ne müthiş manzara olurdu. Ay gelin hazır abi. Ben Şekar Nişan'ı sevdiği için çok mutluyum. Gözümün arkada kalmayacağını biliyorum. Kesinlikle doğru söyledin. Aslında çok şanslıyız. Onun gibi bir gelininiz olacak. Evet kesinlikle. Evet. Evet. Şekar geldi. Aa işte geldi. Evet. Bizim yakışıklı damat da gelmiş. Harika. Şekar, canım, İşhan'ı nerede oğlum? İşhan'ı gitti anne. Ne? Ne demek istedin sen? Bugün zerdeçal adeti var. Onun da burada olması gerekir. Anneciğim, biliyorsun İşhan'ı bir Gujarat kızı. Bizim Pencaplı olsa eğer bu sorun olmazdı. Demek istediğim, onlarda adet böyle. Dediğine göre kına töreninden sonra damat gelini görmemeliymiş. O yüzden de doğrudan düğüne gelmek zorunda. Durum bu işte anneciğim. Ne diyorsun sen Şekar? Laf mı şimdi bu? Nasıl bir adet bu böyle ha? Peki tamam. Madem öyle biz de Zerdeçalı Otel'de yaparız. Ama unuttuğum bir şey var. Yarın Krişa ve Devarş'ın düğünü... Senin ve İşhani'nin düğününden sadece bir saat önce. Yani İşhani kardeşinin düğününde olmayacak mı öyle? Maalesef olmayacak. Yok artık. Hayır bu olmaz. Ben ailesiyle konuşur izah ederim. Hayır olmaz kimseyi arama. Bu onların adeti. Biz de saygı duymak zorundayız. Hem benim bir itirazım yoksa kimsenin olmamalı. Neden öyle bakıyorsunuz? Bu konu kapanmıştır. Duruşma bitmiştir. Hadi canım. Siz işinize bakın anne. Benim de yapmam gereken birkaç şey var. Aa, benim yakışıklı oğlum. Şekar neden yalan söyledi? Bizim öyle bir adetimiz yok. İşhan'ı ve Şekar arasında bir sorun olduğu kesin. Umarım bu benim düğünümü engellemez. Bu arada İşhan'ı nerede? Ben gidip bakmak istemiyorum. Arabanın haline bak. Tamamen hurdaya dönmüş. Araba bu hale geldiyse eğer... Kim bilir İşhan'ı ne haldedir? Ama burada kimse yok. Ben ceset falan görmüyorum. Ne? Bir bu eksikti. Sen oraya bak. Ölüsünü fotoğraflamak zorundayız ama ceset ortada yok. Bakın, Bayan Ritika arıyor. Ona ne diyeceğim ben? Söyle bir şeyler. Oyalamaya çalış. Aksi halde deriye dönecektir. Evet, onu oyalamak zorundayız. Fotoğraf nerede Bay Verma? Hala bekliyorum. Evet, hanımefendi şey... Bakmadığımız yer kalmadı Bay Verma. İşhani'nin cesedini bulamadık. Ne? Siz dışarıda bekleyin. Ne demek oluyor bu? Nerede cesedi? Bayan, şu an arabanın yanındayız. Cesedi muhtemelen bir yere savrulmuş olmalı ama siz... Hiç merak etmeyin, tamam mı? Onu mutlaka buluruz.
İşin zor kısmını yaptın ama en kolay kısmını da çuvalladın, öyle mi? Merak etmeyin, onu bulacağız bayan. Araba tamamen hurdaya dönmüş durumda. İşhani'nin kurtulduğunu sanmam. Şu an her yerde onu arıyoruz. Cesedi mutlaka bir yerde olmalı. Onu bulacağız. Ya bulamazsan? O zaman ne olur ha? Bakın, neden bulmayalım ki? Siz bana güvenin. Tamam mı? Onu er ya da geç bulacağız. Bay Verma, ceset dediğin küpe değil ki gözünden kolayca kaçsın. Ben oraya geliyorum. Siz her yere bakmaya devam edin, tamam mı? Tamam, tamam. Ne oluyor burada? Ritika canım, makyajın hemen bitmeli. Kaybedecek zaman yok. Her yere iyice bakın. O cesedi bulmak zorundayız. İşhani'nin ölüsünü bulamazsak paramızı alamayız, bilmiş olun. Cesedi buldunuz mu? Hayır, maalesef bulamadık. Ceset ortada yok. Her yere bakın. Bir an önce bulun onu. Tamam Bay Verma. Ağaçların dibinde bir yere düşmüş olmalı. Telefonum çalışmıyor. Tanrım, ne yapacağım? Canım benim, çok güzel oldun. Tanrı seni kem gözlerden korusun. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bence Ranvir bugün imkan yok, seninle evlenemez. Demek istediğim canım, gözlerini senden alamayacağı için hiçbir adeti yerine getiremez. Ritika, neyin var canım? Endişeli gibisin, bir şey mi oldu? Ben iyiyim teyze. Canım, dışarı çıkıyordun, bir şey mi isteyecektin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Anladım, bu ikisini arıyordun sen. Ben onları bulup getirdim. Şimdi aşağı inmek için hazırlan hadi. Biliyorsun, orada birçok davetli olacak. Hepsini tek tek karşılamalısın. Ranvir de oraya kadar hazırlanmış olur ha? Hadi bakalım. Ben aslında seni görmeye geliyordum teyze. Makyajım tamam sayılır çünkü. Sadece bir iki küçük şey kaldı. Ama bunları daha sonra da yapabiliriz diye düşündüm. Ben yoruldum çünkü. Önce sabahki adet, sonra saatler süren makyaj. Sırtımın ağrısından yerimde duramıyorum. O yüzden düşündüğümde bir iki saat uzanıp dinlensem iyi olur gibi geliyor. Buna bebeğin de ihtiyacı var. Saatlerdir tekmeliyor. O yüzden lütfen davetlileri sonra göreyim. Tamam canım. Bunun için izin almana gerek yok ki. Sen git dinlen şimdi. Davetlilerle ben ilgilenirim. Sen kendine iyi bak, yeter. Ama Ritika, dikkat et canım, olur mu? Bu pahalı bir makyaj, harap olmasın. Ah, merak etme teyze. Dikkat ederim ben. Ama sen de herkese söyle lütfen. 2 saat kimse rahatsız etmesin. Sen hiç merak etme. Odaya kimsenin girmesine izin vermem. Hadi git sen dinlen. 2 saat kadar uyu. Hadi ama sen müstakbel gelinse buna ihtiyacın var değil mi? Bunu güzellik uykusu gibi düşün. Ben kimsenin seni rahatsız etmesine izin vermem. Yani rahatına bak. Merak etme. Hadi kızlar, bize gidip bir şeyler yiyelim. Acıkmışsınızdır. Hemen oraya gitmem gerekiyor. İşhani'nin cesedini görmek zorundayım. Bu düğünün selameti onun ölümüne bağlı. Her yere bakın. Buralarda olmalı. Hadi. Her yere bakın. Acele edin. Buradan çıkmak zorundayım. Ama bunu nasıl yapacağım? Tanrı'ya şükürler olsun ki bütün aile düğün hazırlıklarıyla meşgul. Oraya kadar işimi bitiririm. Alo. Evet, arabayı arka kapıya getir hemen. Ay ay ay. Ranvir canım, bekle, dur sana bir bakayım. Aa, çok yakışıklı olmuşsun.
Tanrım, gerçekten kimse gözünü senden alamayacak. Tanrı seni kem gözlerden korusun. Keşke Ritika da seni böyle görebilseydi. Ama onun dinlenmesi gerek. Düğüne fazla zaman kalmadı. O da fırsat varken dinleneyim dedi. Bekle, nasıl da aklımdan gitmiş. Göstermek istediğim bir şey var, gel. Sen Raci amcaya gidecek misin, yoksa ben Krişa'yı mı göreyim? Tamam, ben gidiyorum. Şekar, herkesin önünde bir şey söylemek istiyorum. Seninle evlenmeye karar verdim. Sen nefretimi bile hak etmiyorsun. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Gülümse. Düğüne sadece 2 gün kaldı. Ama bütün gece senin. Sakin ol, düşün. Sonra da uyu. Kararını bana yarın sabah söylersin. Niyetin ne Şekar? Neden öyle söyledin? Ne dedim ki? Bizim öyle bir adetimiz yok Şekar, tamam mı?
Gelin ve damat düğüne kadar birbirini göremez diye bir şey yok. Sen neden İshani'nin bizim düğünümüze katılamayacağını söyledin, anlamadım. Ya. İshani'ye de ulaşmaya çalıştım. Ama telefonu kapalı. Otele onu görmeye gittin değil mi? Ne oldu orada? Ne oldu Şekar, söyle. Sanki bir şey saklıyor gibisin. Cevap ver. Orada ne oldu? De var. İshani ve ben... Biz evlenmiyoruz. Ne? Şekar. Şekar, yarın düğünün var Şekar. Ve sen diyorsun ki... Peki neden Şekar? Kavga mı ettiniz? Hayır. Sorun ne o zaman? Şekar, evde herkes kahrolacak. Biliyorsun bu Krisha ve beni de olumsuz etkileyecek bir durum. Sakinleş. Sizin düğününüz yarın tamamına ermiş olur. Planlandığı gibi. İshani ve benim durumumsa sizin için sorun olmayacaktır. Düğün bittikten sonra herkese uygun bir dille durumu izah ederim. Oraya kadar bu aramızda kalmalı. Ama ne oldu Şekar? Bu ikimiz arasında bir şey. Sana bunu söyleyemem. Ama sen hiç merak etme. Düğünün olacak. Hey! Siz ne yapıyorsunuz burada? Abi, aşağıda herkes seni soruyor. Gidelim. Zerdeçal Adeti seni bekliyor. Gel. Aslında ben de aşağı geliyordum. Ama Devars beni durdurdu. Neden? Ben mi? Tedirgin olduğu için. Belli ki düğünden sonra olacaklar onu düşündürüyor. Sana nasıl katlanacağını düşünüyor. Devar? Ben öyle bir şey demedim. Şekar? Hem nedir bu böyle Devar? İshani bütün geleneklere uygun davranıyor ama sen tam tersini yapıyorsun. Hadi yürü gel benimle. Sen de düğüne kadar gelini görmemek zorundasın. Kimseye bir şey söylemek yok. Biz gidelim abi. Tamam, gel. Düğün iptal mi? İshani ne yapmaya çalışıyor? Hadi! Her yere bakın. Bulun o cesedi. Oradaki çalıların içine bakın. Sen o tarafa git. Oraya bir daha bak. Belki orada bir yerdedir. Hadi! Hadi! Evet, evet bayan. Cesedi her yerde arıyoruz. Elini çabuk tut. Bir şekilde arabayı alıp gizlice çıktım. Ama yokluğum er geç fark edilecek. Anlayacağın çok zamanım yok. Geri dönmeden önce de İshani'nin cesedini mutlaka görmek zorundayım. Ben 15 dakikaya orada olurum. Geldiğimde İshani'nin cesedini orada görmezsem o zaman hepiniz kendinizi ölmüş bilin. Anladın mı? Evet. Şekar canım, tamam. Zerdeçal adeti bitti. Gidip duş alabilirsin, tamam mı? Al canım. Şekar'ın zerdeçalı. Gelinin yüzüne damadın zerdeçalından sürmek uğur getirirmiş. Şimdi al bu tepsiyi, otele götür ve İshani'nin babaannesine ver. Tamam canım. Hayır, dur. Neden? Ne oldu? Şey ya...
Bunu otele götürmeye ne gerek var ki şimdi? Sen söyledin ya, onlar gelemez dedin. Evet, bunu ben söyledim. Ama zerdeçalı onlara ben veririm. Demek öyle. Oraya sen gideceksin. Daha yüzünü yıkamadın ama bunu işhaneye sen götüreceksin ha? Hala anlamadın mı yoksa? Bu işhaneyi görebilmek için bahane sadece, değil mi? Bu doğru mu Şekar? Bu kadar mı sabırsızsın? İşhanesiz yapamıyor yavrucak. Tamam canım. Git işhaneyi gör o zaman. Ama dönerken buraya sakın getirme. Düğüne kadar beklemek zorundasın. Başka şansın yok. Canım, bırak baban gitsin. Ne gerek var? Kim ne derse desin anne. Bu zerdeçalı ona ben vereceğim. Ama bunu kendin söyledin. Gelinin düğünden önce beni görmemesi gerekiyor dedin. Gelin beni görmemeli anne. Ama ben onu görebilirim. Ben bir duş alıp geliyorum, tamam? Tamam ama yine de... Bu duruşma... Bitmiştir. Duruşma bitmiştir. Biliyordum. Yine öyle diyecekti. İşhanenin telefonu kapalı anne. İşhane ne otelde ne de evde. Nereye gitmiş olabilir? Tekrar ara sen. Anne. Belki de İşhane düğüne kadar biraz yalnız kalmak istiyordur. Ya da ne bileyim, telefonunun şarjı bitmiştir. Müthiş. İşhani sorumlu bir kızdır. Telefonu kapalı bile olsa bir şekilde bizi arardı. O bizi tanır. Merak edeceğimizi bilir. Muhtemelen bir yere gitti. Gitti mi? Nereye gidebilir? Sanırım ben bunu biliyorum. Nereye? Anne... Sana en ufak bir hata istemediğimi söylemiştim. Bu işi sorunsuz bitirmek zorundasın demiştim. Ama sen bir şey beceremedin. Her şey yolunda gitmişti efendim. Arabayı uçurumun başından aşağı attık. Cesedi bir yerde savrulmuş olmalı. O halde bu civarda bir yerde olmalı. Uçmadı ya bu. Nasıl olur da bulamazsınız? Arıyoruz efendim. Nasıl arama bu? Ben evden buraya geldim, sen bir cesedi bulamadın. Araba nerede? Benimle gelin. Bakın bayan, araba orada. Uçurumun dibine kadar yuvarlandı. Bu alanda her yere baktık. Ama cesedini hiçbir yerde bulamadık. Bakın, hala her yerde onu arıyorlar. Savitri. Evet Bay Verma. Cep telefonu sende değil mi? Hayır, arabayı uçurumdan aşağı iterken... Kazayla içine düşürmüştüm. Olamaz. Sen! Hala ne duruyorsun orada? Bul o telefonu.
Üzgünüm bayan. Telefon da yok. Bir bu eksikti. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamazsınız zaten. Ramir'e gerçeği söylemem gerek. Her şeyi bilmeli. Ne cesedi bulabildiniz, ne telefonunu. Demek ki o yaşıyor. Ve şu an bütün gerçeği biliyor. Hemen eve dönmem gerekiyor. O Ranvir'le ya da başka biriyle konuşmadan önce dönmeliyim. Bu düğün bir an önce olup bitmek zorunda. İşhani. Sanmıştım ki ben seni bu kadar sevmişken, sen beni sevmemiş olsan bile en azından yanımda olurdun. Ama bunu bile yapmadın. Ne sevgini verdin, ne desteğin. Bana düşünmem için şans verdin. Kararımı gözden geçirme fırsatı. Senden ayrılmama izin verdin. Ama ben bunu yapamam. Bizim evliliğimize umut bağlayanlar var. Çünkü onların mutluluğu bizim evlenmemize bağlı. Ben de sadece kendimi düşünemem. Ayrıca sana bir söz verdim. Bu sözümü tutmak zorundayım. Sen benim arkadaşımsın. Ben de bu arkadaşlığı evliliğe dönüştürmek... Bu mektup yarım kalmış ve burada her şey dağılmış. O halde İşhani mektubu yazarken, lanet olsun, bunu neden göremedim ben?
onun gittiğini sanmıştım. Ama o benimle evlenmek istiyormuş. Ne yaptım ben böyle? Neden hemen buraya gelmedim? Burada bir şey oldu. Ama Şani nerede ki? Benimle evlenmek istiyorsan nereye gitmiş olabilir? Aman Tanrım. Umarım her şey yolundadır. Onu çok yanlış anlamışım ben. Efendim, odayı temizleyeyim mi? Baksana, kat hizmetleri mi? Sen görevli misin? Evet bayım, odaları biz temizliyoruz. Bu odada kalan kızın çıktığını gördün mü peki? Ben görmedim efendim ama duyduğuma göre polis onu tutuklamış ve götürmüş. Ne? Polis mi? Evet efendim, 2 veya 3 memur, biri kadın polis. Onu arka kapıdan çıkarmışlar. Polis onu neden arka kapıdan çıkarmak istesin? Ve kimdi o kız? Bu İşhani olabilir mi? Evet, o olmalı. Ama neden beni aramamış olabilir? Neler oluyor? Babaanne, düğün töreni başlamak üzere. Senin de yanımda olman çok önemli. Gel, içeri geçelim. İşhani nerede Ranvir? O nerede? İşhani mi? Bilmiyorum babaanne. Sen bunu hep bilirdin. Çocukluğunu hatırla. İşhani ne zaman ortadan kaybolsa herkes gelip onu sana sorardı. Nasıl bilmiyorum ama her defasında onu elinle koymuş gibi bulurdun. Bunu şimdi de biliyor olmalısın. İşhani nerede? Bu geçmişte kaldı. Biz artık büyüdük ve beraber değiliz. Ben bugün evleniyorum. O da evleniyor. Yerini bilen biri varsa bu müstakbel kocasıdır. Neden onu bana soruyorsun? Oğlum, Şekar bu konuda hiçbir şey bilmiyor. İşhani otel odasındaydı. Oradan doğruca düğüne gelecekti ama Şekar'la beraber oraya gittiğimizde İşhani odada yoktu Ranvir. Telefonuna da ulaşılamıyor. Ben de nerede olduğunu sen biliyorsundur diye düşündüm. Lütfen Ranvir, bir şey yap. Ben çok korkuyorum oğlum. Anlıyorsun değil mi? İşhani'nin nerede olduğunu bilen biri yok. Bazıları büyüdüğü halde bile saklambaç oynamaktan vazgeçmiyor. Bebeğim, İşhani teyzeni bulduk. Bizi çok uğraştırsa bile her şey yoluna girdi. Sen uyuyabilirsin, ha? Yeter Ritika. Senden sıkıldım artık. Ben bütün sırlarını biliyorum senin. Er ya da geç gerçek yüzünü herkese göstereceğim. Sen benim annemi öldürdün. Beni de öldürmeye çalıştın. Bugün beni kaçırtarak aynı şeyi bir daha denedin. Sadece bu değil. Çırak'ı da sen öldürdün, biliyorum. Ve ben senin işlediğin bir cinayet yüzünden hapse girdim. Senin yüzünden idam cezasına çarptırıldım. Ve sen bundan zevk aldın. Benden ölmemi istedin. İnsanların sempatisini kazanabilmek için sürekli yalan söyledin. İnsanları sırtından vurdun. Ben seni hep arkadaş kabul ettim. Ama sen bunun anlamını bile bilmiyorsun. Benim çektiklerimi hiçbir zaman anlamaya çalışmadın. Yaşadığım acıları, üzüntüleri görmek istemedin.
Sen acımasız birisin. Bu hayatta kimseye saygın yok senin. Birini öldürme hakkını sana kim veriyor ha? Söz konusu intikamsa bunu çok iyi biliyorsun. Ama kimseyi affedecek bir kalbe sahip değilsin sen. Yakında bir çocuk dünyaya getireceksin. Ama öte yandan iki insanın canını aldın. Hayatım boyunca senin gibi birini görmedim ben Ritika. Bu dünyada senin gibi bir eşin olduğunu bile sanmıyorum. Sen benden daha nefret dolusun Ishani. Ama ne var biliyor musun? Bütün bu söylediklerin hepsi doğru. Evet, ikisini de ben öldürdüm. Evet, Çırak'ı öldüren benim. Falguni anneyi de ben öldürdüm. Çünkü seçeneğim yoktu. Buna mecburdum. Ama senin bile bilmediğin bir gerçek var. Şarman abin doğru söylüyordu. Bu çocuk ondan değil. Sen de haklıydın. Bu çocuk Arvin'in de değil. O halde bu kimin çocuğu? Hadi tahmin et. Hadi Ishani. Tamam, ben söyleyeyim. Bu çocuk Çırak'ın. Bu yaşta böyle hatalar oluyor. Ama asıl hatayı yapan ben değildim. Bu Çırak'tı. Beni ve çocuğumu kabul etmek istemedim. Yani Romeo'nun başına ne geldiyse o da aynını yaşamak zorunda kaldı. Oysa canından olmasına hiç gerek yoktu. Sonra devreye ikinci Romeo, Arve girdi. Şarman beni bırakıp gittikten sonra Arve beni kabul etti. Benim de istediğim buydu zaten. Rahat bir hayat, seven bir koca, çocuğum için bir baba. Evet, Arve de bunu yaptı. Beni ve çocuğumu kabul etti. Ama mutlu bir yaşam sürebilmem için senin ölmen tek çareydi. Fakat sen ölmedin. Aksine geri döndün ve arkadaşım Shekar'ı kendine üçüncü Romeo yaptın. Tamam, buraya kadar sorun yoktu. Ama sonra annen yaşadığını öğrendi. Bu sırrı saklayamayacağı belliydi. Er ya da geç Arvi'ye gidip anlatacağını biliyordum. Arve de beni bırakıp sana dönecekti. Bu yüzden anneni öldürmem tek çareydi. Ishani! Oh! Ve sonra Arvin'in karşısına çıktın. Haliyle senden de kurtulmam şart olmuştu. Sen bunu çok denedin Ritika. Ama başarılı olamadın. Neden biliyor musun? Çünkü sorun ben değildim. Asıl sen bizim aramıza girdin. Ben de senin gerçek yüzünü herkese göstereceğim. Herkese her şeyi anlatacağım. Ramvir'e Çırak'ı senin öldürdüğünü söyleyeceğim. Şarman'a karnında Çırak'ın çocuğunu taşıdığını söyleyeceğim. Polise gidip annemi senin öldürdüğünü söyleyeceğim Ritika. Sen hep bir aile olmayı hayal ettin değil mi? Ama senin gibi insanlar, başkalarının yuvasını yıkanlar asla aile olamazlar. Herkese ne anlatacaksın sen? Bak, şu an burada seninleyim. Ama evdekilerin hepsi odamda uyuduğumu zannediyor. Yani senin anlayacağın, benim için herkesi kandırmak çok kolay bir iş. Odamda olduğuma göre sen kimseye hiçbir şey anlatamazsın. Yani ben burada güvendeyim. Tehlikede olan sensin. Aklım çok karıştı. Ritika bugün bir şey yedi mi yemedi mi? Nereye kadar yalan söyleyeceksin Ritika? Sen o kadar çok günah işledin ki bedelini er geç ödeyeceksin. Yaşadığın sürece hapiste çürüyeceksin. Ben de en ağır cezayı alman için elimden gelen her şeyi yapacağım Ritika. Sana ve çocuğuna acıdığım için Ramvir'le olmana izin verdim ben. Ama bundan sonra onun yakınında olmana bile izin vermiyorum. Oyunun sona erdi Ritika. Herkese gerçeği ben anlatacağım.
Ranvir, Şekar ve polis hakkında tüm gerçeği bilecek. Evlenmeyi hayal ediyorsun değil mi? Şimdi hapse girmek için hazır ol Ritika. Ritika? Dur. Ne yapıyorsun? Gel benimle. Gel çabuk. Ama ne oldu ki? Sessiz ol teyze. Ama hayatım ne oldu söyle. Annem söyledi. Ne? Ne dedi? Ritika'nın biraz dinlenmesi gerekiyor. Neden? Hasta falan değil umarım ha? Bekle ben bir sorayım. Gerek yok, o iyi. Biraz yorgun sadece, o yüzden uzanması gerekiyordu. Peki tamam o zaman, ama törenden önce uyandır mutlaka, olur mu? Tamam. Gel. Demek beni hapse yollayacaksın. Tamam. Demek benim için düşündüğün şey bu. Ama merak ediyorum. Onlara gerçeği nasıl söyleyeceksin? Ne demek nasıl? Hemen Ranvir'e gidip ona hakkında her şeyi anlatacağım. Bekle ve gör. Bana inanacağını biliyorum. Bunda haklısın. Arvi aptalı sana inanacaktır. Ama sen ona gerçeği nasıl anlatacaksın söyle. Herkese her şeyi anlatabilmen için önce buradan çıkabilmen gerekir. Ama sen eve gitmiyorsun. Başka yere gidiyorsun. Gerçeğe ulaşmak çoğu zaman kolaydır. Ama gerçekle yüzleşebilmek bu çok zordur. Gördün işte. Sen de annen gibi gerçeğin bedelini ödemek zorunda kaldın. Bak işeni. Tanrım. Çok fazla kan kaybediyorsun. Bebeğim. Sen de gördün değil mi? İşeni teyze gerçekten çok acı çekiyor. Sesini çıkarma. Konuşmaya kalkarsan canı daha çok yanar. İşhani, gerçekten çok üzgünüm. Sen aslında iyi bir insansın. Ama ne diye Arvi ile arama girmek zorundaydın ki söyle. Neyse, unutalım bunları. Hadi, şimdi yavaşça kapat gözlerini. Sonra da yavaş yavaş uykuya dal. Orada dur. Yanına vardığında Falguni teyzeye benden selam söyle. Ve de üzgün olduğumu. Hadi bebeğim. İşeni teyzene veda et canım. Güle güle İşeni teyze. Aşk hikayen yarım kaldığı için üzgünüm. Affet beni, son nefesini verene kadar yanında kalmak isterdim. Ama elden ne gelir? Hemen geri dönmek zorundayım. Bugün düğünüm var. Arvi orada beni bekliyor. Ben de onu uzun süre bekletmek istemiyorum. Yani ben artık gitmek zorundayım. Ama merak etme. Burada yardımına gelen kimse olmayacak. Seni sadece bir kişi görebilir. Seni bekleyen Falguni teyzecik. Hoşça kal. Seni özleyeceğim. Fena değil ha? Tanrım. Çok tatlısın İşhani. Ölürken bile bana yardım ediyorsun.
Ailen şu an seni çok merak ediyor olmalı. Ne de olsa senin de bugün düğünün var değil mi? Yani senin de vardı. Ama ne var ki cesetler evlenemez. Neyse artık. Ben aileni arar bilgilendiririm. Yoksa düğüne beş kala kaçtığını düşünebilirler. Ah, olamaz. Bunun pili bitmiş. Ama sorun yok. Ben yanımda her zaman şarj cihazı taşırım. Birazdan sevgili babaanneni arar, iyi olduğunu söylerim. Düşün Ranvir, düşün oğlum. İşhani nereye gitmiş olabilir bir düşün. Bana hiçbir şey söylemedi. Kimseye bir şey söylemedi ama sana bir şey söylemiş olmalı. Onu senden iyi kimse tanımaz oğlum. Onu tanırdım evet ama artık değil. Şimdi onun hakkında soracakların varsa Şekar'la konuş. Ben bugün evleniyorum. Ve şu an sadece Ritika'yı düşünmek zorundayım. Yani iş hani artık umurunda değil senin. Hayır. Yemin edip söyle bana. Şimdi İshani'nin başı üstüne yemin et. Sonra umrunda olmadığını söyle bana. İshani'nin şu an nerede olduğunun umrunda olmadığını söyle bana. Bak oğlum, ben seni çok iyi tanırım. Onun için endişelisin sen. Bu gerçek ortadayken niçin aksi gibi görünmeye çalışıyorsun ha? Duvar kağıdını beğendim. Bu fotoğraf ailene ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Onları daha fazla üzmeyelim. Meraktan ölmesinler. Babaanne, ben iyiyim. Bir süreliğine uzaklaşmak istedim. Yakında dönmüş olurum. Artık seni kimse merak etmeyecektir. Aynı zamanda bu benim için de sorunsuz bir düğün olacağı anlamına gelecek. Aa, bu ölmüş bile. Ben de burada seninle konuşarak boşa zaman harcıyorum. Tamam, hoşça kal. Dilerim asla huzur bulmaz, acı çekmeye devam edersin. Tanrım, İshani mesaj yolladı. Babaanne, ben iyiyim. Bir süreliğine uzaklaşmak istedim, hepsi bu. Yakında dönerim. Ne? Şimdi rahatladın mı? İshani'den haber aldın. O iyi. Ben artık düğünüme dönebilir miyim? Evet, sen benim büyüğümsün. Ritika ve benim için dua edersen mutlu oluruz. Ranvir, ne yapıyorsun burada? Tören başlamak üzere. Sen ne arıyorsun buradan? Anne, Bayan Hansa'yı ben davet ettim.
Sen mi davet ettin? Peki ama neden? Anne. O Bay Harşad'ın annesi. Bugüne kadar her işte önce Bay Harşad'ın duasını almışımdır. Ve o artık yok. Bayan Harşad bunu yaparsa mutlu olurum. Bay Harşad'ın yaptığı gibi iyi dileklerini duymak isterim. Ranvir, bu Ranvir. Anne lütfen. Onu ben davet ettim. Ama o aslında senin misafirin. Bu güzel bir gün. Lütfen. Bugün geçmişi geride bırakalım. Babaanne, ben mutluyum. Düğünümde olduğun için. Lütfen rahatına bak. Ranvir evlenmek üzere. Ama İshani nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.